Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube üzerinden tanıştım. Ondan sonra grubu aldım. Bir kişi var, ismi Ogün. Ogün gelecek şimdi. Ogün'le hem tanışmış olacağız, hem de Ogün'e şöyle bir şey yaptım. Size de göstereyim. Şöyle bir bardak tutucu yaptım. Umarım Ogün beğenir. Hatta şurada şöyle göstereyim ışıkta. Adı soyadı yazıyor. Ogün Vije diye. Hem onunla tanışacağım, hem de bu ürünü almak istedi. Hem de alfalar hakkında bir video çekeceğiz, eğer müsaitse. Burada da benim kendi telefon numaram, evde Instagram adresim var. Böyle bir video çekeceğiz. Hem ürün almaya geldi, hem tanışmaya geldi. Hem de şu anda müsaitse de genel bir video çekeceğiz. Arabası hakkında, alfalar hakkında. Artık doğal çıkan bir video olacak. Bu arada bu ürünü almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Şöyle, 156'lar için bardak tutucu. Ürünü şu şekilde yolluyorum. Bu bardaklık kısmı, bu arabanın el freninin olduğu yere geçen kısım. Burada bir tane boşluk var. Bu parça buraya sıkı geçim olarak geçiyor. Muhtemelen şu anda Ogün arıyor. Evet, Ogün arıyor. Yine Ogün'le buluşalım. Yine devam ederiz. Evet, Ogün gelmiş. Şimdi Ogün'ün yanına doğru gidiyorum. Görüyorsunuz burada bir tane de Juliette var. Orada bir tane Juliette var. Site Alfa Cidolu. Evet, yanında Ogün var. Evet, merhaba herkese. 2006 model 156'ya biniyorum. 3 yıldır biniyorum. Hatta ilk arabam bu. 3 yıl önce Alfa ile başladı. O zamanlar kısıtlı bütçem vardı. Ya, ön tarafına geçelim. Etrafından da gezeriz hem aynı zamanda. Kısıtlı bütçem vardı. 50 bin param vardı o zamanlar. Ne alırım ne alırım. Tabii o zamanlar tabii 50 bin TL'ye yani, 156 alınabiliyordu. Tabii ki bir şekilde aldım bu arabayı. Daha sonra zaman içinde, bu 3 yıl içinde yani tepeden tırnağa yapabileceğim her şeyi yaptım. 5 parçasını boyattım. 0 motor yaptım 6 ay önce. Jant lastik 0 değiştirdim. Farları 0 değiştirdim. Aynaları 0 değiştirdim. Bu arada şöyle söyleyeyim, o kadar çok 156 gördüm ki gerçekten güzel bir 156. Temiz. Hani değerli duruyor, toplu gördüğüm nadir 156'lardan. Gayet güzel, değerli toplu duruyor. Bir tek benim jantlar benim birazcık rahatsız etti. Aynen, jantlar orijinal bir replika zaten. Hala arabada kaport anlamında eksikler aslında hala var kapılarda. Tavanda kaplama var şu an, pek belli olmuyor ama tavanda güneş yanığı başlamıştı, kaplamayla geçiştirdim. Ege bölgesinde malum. Kaputu boyattım. Bir 6-7 ay önce. Kaput boyandı. Sağ bagaj kapağı boyandı. Sağ çamurluk boyandı. Sağ arka çamurluk. Arka tampon boyandı. Bir de sağ arka kapıda göçük vardı hafiften. O boyandı. Diğer kapılar, ön tampon falan hiç ellenmedi. Yani onlar hala aslında bir tık kötü durumda ama yani şu an için böyle. Arabanın içini komple gel, içini de gösterelim. Tamam. Komple bir dışını gösterelim. Ondan sonra içini gösterelim. Tabii söyle. Tamam. Dışını şöyle göstereyim. Artık birazcık karanlık ama yine gayet güzel belli oluyor. Jantlara da Alfa logosu yapıştıracak. Evet, ona yapıştıracağım logolarımıza. Arkaya bu arada led stop yapmış. Birazdan onları da gösteririz. Arkada evet, led stop tabii gösteririz. Şey takılmış, geri görüş kamerası takılmış. Geri görüş kamerası Alfa var. Teknik olmazsa olmaz. Alfa Teknik. Özgür abi. Aynen, Özgür Usta. Bütün her şeyini o yapmış. Özgür abi de izler bu arada videoyu. Ona da buradan selamlar. Selamlar Özgür Usta'ya. Araba dıştan böyle, ya GoPro'da ne kadar belli olabilir bilmiyorum ama gerçekten gördüğüm nadir güzel alfalardan bir tanesi. Çok gayet değerli toplu duruyor. İçi, tamam, içini de gösterelim. İçi mesela ilk aldığımda tavanı o kadar sarkıyordu ki arabanın, kafana benim değecekti. Aracımla, düşün. Benim aracımla biraz sarkıyor. Hasan Usta var, tanıyanlar bilir, Hasan Gökçe Dursun. Bayağı emeği var bu arabada. Tavanı komple tabii yeniledik. Bu arabanın içi bejdi bu arada. Bütün taban halısı değişti. Bej olan kısımlar boyandı. Şu kapı şu kapı içleri bejdi, boyandı. Şuralar boyandı. Siyah ve kötü olmuş. Durumdaydı, boyandı. Gayet güzel olmuş. Evet. Şuralar falan orijinal, hepsi dayı koltuk yapıldı. Koltuklar da Alfa logolu. Koltuklar da orijinal, evet, Alfa. Arkayı da gösteriyoruz. Tabii. Biraz şey arka ama. Yok olsun. Arka koltuklar da bu şekilde gayet güzel. Evet hiçbir, gayet güzel. 3 yıldır çok kullanıyorum. Güzel. Hiçbir eskime vesaire bir şey. Aynı zamanda yok. Burada gözü de var. Gözü de var. Bunları peki sen yaptırdın değil mi sonradan? Hepsini ben yaptırdım. İzmit de yaptırdım. Atamış da yaptı. Bu arada gayet güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Yani gayet, orijinal gibi duruyor. İçi gayet iyi duruyor. Ellerine sağlık. Evet. Hasan başka sana. Ya yap aslında. Ya inan unuttuğum o kadar çok şey vardır ki söyleyebileceğim. Peki bardak tutucuyu nasıl buldun? Bardak tutucu mükemmel. Yani inanılmaz eksikliğini hissediyordum. Evet.
Yani şu an onun olması müthiş oldu. Yani özellikle uzun yolda çok ihtiyaç oluyor. Bir de sana özel yaptık. Evet, bir de bana özel oldu. Bir de termostata göre 70 milimetre çapında evet, yaptık. Evet, termos ısın diye onu konuştuk evet. Acumentle. Mesela vites topuzu bile değişti. Hı-hı. Bu şey Ford'un vites topuzu bu. Hı. Bir oturup gösterelim mi yakından? Tabii oldu. Tabii ki. Tamam, sen de bahsedebilirsin. Vites topuzu değişti. Hı-hı. Şuradaki logoyu dahi yeniledi. Al bu güzel olmuş. Yol bilgisayarını mesela bu alfalarda kronikti. Soğuk havalarda çalışmadı. Ama Ferrari'nin benimkinde öyle bir şey yok. Çünkü yol bilgisayarını söktük. Onun içindeki bütün o pil gibi şeyler oluyor ya. Kondansörler var. Onların hepsi yenilendi. Ve kondansörler zamanla kuruyor. Evet. En soğuk havada dahi şu an hı-hı. anında çalışıyor. O kronik sorundan kurtuldum. Şurada geri görüş kamerası var. Hı-hı. Şöyle göstereyim. Hı-hı. Önü de kaydediyor. Arkayı da kaydediyor. O gayet güzel güvenlik için. Ne olur ne olmaz. Başka. Şurada şeyi söktüm. Şöyle. Evet. Şurada şeyi söktüm. Ne onun adı? Çakmakçığı söktüm. Oraya orijinal şeyi monte ettim. Hı-hı. Şu an hızlı şarj var iki tane. Ha güzel. Type-C'li mi? Açayım ben. Tamam, aç bakalım. Şu an böyle de, böyle de gözüküyor. Evet gayet güzel olmuş. Biraz yenilemek lazım tabi. Tamam. Şu kamerayı şey göstereyim. Kamerayı da göstereyim bu arada. Arkayı böyle hem önü hem arkayı gösteriyor. Bu arada bu da bayağı güzel olmuş. Evet şu an arkasında bir tık sorun var. Kameradan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Çok netti, çok güzeldi. HD gösteriyordu arkayı. Şu an bir sıkıntı göstereyim. Var. Hı-hı. En kötü kamerayı yenileyeceğim. Hı-hı. Cihazda bir sıkıntı yok. LPG göstergesi de burada. Var evet. LPG tankını yeniledim hı-hı. geçen sene. Tankın 10 yıllık ömrü dolmuştu. 1.6 mı? 1.6, 120 beygir. Temiz park zaten. LPG'li. Benzinli LPG'li. 156 MK2. 2006 model. 2006 model. Hı-hı. 252.000 de motor yaptım. Şu an 264.000 de. 12.000 oldu. Hı-hı. Motor Alfa yaptıktan Teknik'te sonra yaptım. Da Alfa Teknik'te Özgür Star yaptı. Hı-hı. Motor yapılınca da çok memnunum 10.000 kilometrede. Yani yağ yakması tam kesildi diyemem. Yine yağ yakıyor ama bir tık canlandı araba. Hı-hı. Daha memnunum açıkçası. Peki yağ olarak ne kullanıyorsun? İçi bu arada o şekilde. Motor kullanıyorum. Motorun tamam. Sinerji 10.40. 10.40 kullanıyorsun. Kaputu tamam. Açabilirim. Tamam kaputu da gösterelim. Kaputu da göster bakalım. Kaput da gayet güzel. Kaput şey arabanın motor yapmadan önce bu dediğim gibi 3 yıl içinde amortisör sistemi komple yenilendi. 4 amortisör, 4 yay, işte takozlar vesaire. Alt takım diyelim. Ön alt takım komple sıfır yenilendi. Zerot, akis falan. Hepsi yenilendi. Hı-hı. Şey sistem, İyi amortisör yapmışsın. Sistemi yenilendi. Hı-hı. İşte o arkadaki denge kolları yenilendi. Başka neler yapıldı? İstersen konuş. Yok sorun değil. Başka neler yapıldı? Yani çok şey yaptım da inan şu an unutuyorum muhtemelen. Manifold saçı var bu arada. Çoğu alfada yok. Bu gayet güzel. O yok mu? Ha o bildiğim yok. Çoğu alfada yok. Benim arabada da yok. Şu şey yenilendi. LPG beyni yenilendi. LPG beyninde problem çıkmıştı. Hı-hı. Onu yeniledik. Motor kısmı da gayet değerli toplu orijinal duruyor. Şu mesela egzoz saçı olmadığı zaman biraz çirkin duruyor. Hı-hı. Benim arabada yok mesela. Evet. Gayet bakıldığı zaman gayet değerli toplu. Genleşme kapı falan da. Yedek su deposu yenilendi orijinaliyle. Evet. Motor yenilenirken. Evet tabii iyi olmuş. Alt muhafaza yok arabada şu an. Alt Bende muhafaza yok. Maalesef yok. Bende de yok. O birazcık ses yapıyor. Evet. Bu arada o satılıyor. Alt muhafaza satılıyor biliyorum. Evet. Alabilirsin ama satılıyor. Gereksiz fiyat. Çok da gerek yok. 3000 TL civarı mı? 1000-1500 arası galiba ama. Ben en son baktım 3000 TL civarındaydı. Başka söyleyebileceğim ne var? Yani şu an unuttum mutlaka birçok şey var öyle söyleyeyim. Çünkü bak şu arabaya ben 3 yıl içinde 100 binden fazla para harcadım. Ben bile mesela alalı 11 ay oldu. 35 bin kilometre yol yaptım. Ben bile buna bir hani mekanik olarak daha bir evet. 40 bin 50 bin TL harcadım. Yani alt takım işte bujiler, evet. Trigger kayış falan bir sürü şey. Tutmuştur yani ki sen dışınla da uğraşmışsın. Ben dışınla çok fazla uğraşmadım. Dışınla bir tek işte dediğim gibi boya anlamında ya şöyle şu şeyler çıtaları yeniledim. Çıtalar bu arada güzel duruyor. Hatta ben orijinal mi dedim? Orijinal çıtalar duruyor. Çıtalar kesinlikle evet. Çok hava kattı. Sonra şey takmışsın. Evet köpek balığı şeyi taktım. Evet köpek balığı. O da çok daha şık tabanda duruyor. Da kaplama tabanda var. Kaplama var. Bu da gayet güzel duruyor. Stopları gösterelim. Stopları bir gösterebiliriz. Parkları açsan da olur. Bir tık uzaklaşırsan daha güzel görürüz. Tamam.
Zaten GoPro geniş açı da bayağı geniş. Şu an sen bile gözüküyorsun. Evet. Oo. Gerçekten güzel duruyor. Evet. Haha göster. Oo gayet güzel, gayet güzel. Gayet güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Tamamen LED yapılmış. Tamamen hepsi LED, aynen. Bütün arka LED. Arka böyle bu şekilde. Plaka lambasının bir tanesi yanmıyor bu arada. Plaka? Sağ taraftaki yanmıyor. Tamam, onu bulmuş. Arıza peki. Lambası da yakıyor olabilir. Sarı bir ışık da yok, yakıyor olabilir. Yok yakmıyor. Arıza yakmıyor. Ona bir bakayım ben. İçten de sağ taraftaki lamba yanmıyor. Ön tarafta. Hangisi? Şu beyaz olan lamba var. İç aydınlatması. Evet. Şu bak beyaz olan sağ taraftaki sanırım yanmıyor ya da sönük yanıyor. Yok yanıyor. Yanıyor. Ha. Buradan bakınca öyle gözüküyor. Ha tamam. Arkalar bu arada gayet güzel duruyor. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben YouTube'da falan görmüştüm. Hı hı. Kaç kişi yapan gayet güzel olmuş. Evet. Bu araba LED zaten yakışıyor. Hani modern, biraz daha modernleştirmek gerekiyor. Arka tarafta çita var. Bir de kamera da var. Egzoz da evet. Sanırım... Aldığımda böyleydi. Ha. Egzoz olayına hiç girmedi, hiç ellemedi. Ön tarafta... Ha, ön taraftan da ışıklarını göstereyim. LED, fotonun... Evet. Şu, ha şunu... Çin'den aldım, AliExpress'ten aldım. Kayar LED. Bu da gayet güzel olmuş. Araba göz alıyor olabilir. Yok yok yok, çok güzel. Bir tık göz alıyor mu bilmiyorum. Fotonun en iyi serisi bu. Milestone serisi. Çok güzel. 12.000 lumen galiba. Bir de farları da yenilediğin için farlar çok daha iyi olmuş. Farlar da yeni olduğu için iyi duruyor. Kısalar da LED. Uzunlar da LED. Sisler bu arada onlar da LED. Onlar da fotonlu. Hatta sis şeylerini bile değiştirdi. Ne deniyor ona? Sisin kendisini komple. Sis çerçevesini. Çerçevesiyle birlikte komple sisler devam ama maalesef bir tanesi daha ilk değiştikten sonra bir de şey oldu. Suksu oluyor galiba bu araba içinde. Aslında açtığın zaman düzelir de. Açsam düzelir belki ama sisi de açayım. Tamam onu... aç bakalım. Oo gayet güzel duruyor. Açtığın zaman aslında hiçbir şey belli olmuyor. Açtığında belli olmuyor evet. Onun dışında belli oluyor. Aslında halojen olsa halojen lamba ısındığı için o buharı alır ama LED çok fazla ısınmadığı için. Uzunlar açıyor. Ha uzunlar aç. Selektör de yapabilirsin. Oo gayet güzel. Gayet güzel. Kısaca sevsin. Ben şöyle söyleyeyim. 156'nın kendi farlarından memnun değilim. Özellikle bazı yağmurlu havalarda bir de sarı halojen lambası var. Hiç aydınlatmıyor. Mutlaka LED. Hatta ben de yakın zamanda taktırmayı düşünüyorum. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi. Milestone'u tavsiye ederim. Tamam ben alacağım zaman sana yine sorarım. Tabii konuşuruz. Gayet güzel. Memnun olmadığım şeyler var mı arabayla ilgili? Tabii var. Kapatabilirsin istersen. Başın çalışmasın. Bu arada motor sesi falan 10 numara. Hiç bari motor sesi, bari motor sesi hiçbir şey yok. Bakım yapıldı. Evet. Özgür abi yapmış. Memnun olmadığım şeyler yok mu arabayla ilgili? Tabii var. Ne var? Mesela şu kısım benim arabada çok kötü özellikle. Şu kısmın komple bir bakımdan geçmesi gerekiyor. Benimki de. Fileceklerim ve şu siyah parçanın çok soldu benim. Kısım. Benimki de aynı şekilde. Ha, çok şu an bu kısım kötü. Sökülüp boyanmasıyla boyansa çok daha güzel olur. Evet. Arka şeyin camın rezistansları tamamen iptal. Yani hiçbir şekilde ben klimada açtığımda şeyi rezistansla kesik şeyler olduğu için rezistansla yapılıyor falan hiçbir şekilde yapmıyor. Bu kötü. Pek yapılabilecek bir şey de değil. Yani çok kötü durumda bakın. Daha önceden eğer film falan takıldıysa bir şey takıldıysa film sökülürken... daha önceden takıldı. Ben de yeniledim filmleri zaten. Sökülürken ben yenilemeden şekilde... önce de kötüydü ama. Ben yenilemeden önce de kötüydü. Eğer çok kopuk olmasaydı mesela benim arabada da iki tanesi çalışmıyor. Mesela hani şuradan şuraya içten böyle bir lehim yapıp düzelebiliyordu. Ama bende kaç tane kopuk var yapılacak gibi değil muhtemelen. Komple camın değişmesi lazım. Aynen. O da gereksiz maliyeti. Zaten var mıdır yok mudur. Hatta bak şu kısım da yenilendi. Bu arada benim de restansın kısmı bir çalışmıyor. 156'ın çoğunda bu arada çalışmıyor var, zamanla. Evet. Normal. Bu kısım yenilendi içindeki kısım. Tabii şu taban şey kısmı. Bu ışıklar kesin patlak vardı, yanmıyordu. Bunlarda bir tane var. Benim de var. Bu tüm 156'larda oluyor. Hepsinde oluyor. Arka koltuk açıya sökülüp yapılıyor değil mi o? Ben yaptırmadım. Adam bana dedi ki şu bagaj açılacak, bagajın halıları falan sökülecek. Bayağı bir arabanın 2-3 gün kalması lazım dedi. Fakat ben onu çok muhtemelen fazla denemedim. Muhtemelen daha kolay bir yolu vardır. Bence arka koltuktan. Muhtemelen daha kolay bir yolu vardır. Yapılıyor. Biliyorsun bizim ustalarımız para alsın diye evet. Birazcık sıkıyorlar. Ondan sonra arabanın bence performanslı bir araba değil. Ben beğenmiyorum. Atikliğini beğenmiyorum. Uzun yolda çok iyi. Konforu çok iyi. Kullanım keyfi mükemmel bana göre. Ama atik asla değil.
batikliğinden memnun değilim. Şeyden memnun değilim. Bu arabanın ön alt takımını komple ilk aldığımda yeniledim. Ona rağmen ilk günden beri hiçbir zaman bir kasis geçişlerinde ya sıfır ses hiçbir zaman bende olmadı. Şimdi ben kendi yorumumu söyleyeyim. Bu arabanın performansı bence fena değil. Yani çoğu 1.6 arabaya göre, ya şimdi bu araba atmosferik olduğu için, bir de turbo olmadığı için, evet. Bir de 1.6'ya birazcık bu kasa ağır geliyor. Bir de LPG var, bir de araçın kilometresi yüksek. Doğru. O yüzden performansları bu arabanın ilk günkü gibi değil. Ama 4.000 devirden sonra, 5.000 devirden sonra ben arabanın performansından gayet memnunum. Biraz da kullanıcıya bağlı. Tabii dizel ve turbolu araçlar kadar seri değil. Çok hızlanması birazcık el devir gelecek falan filan biraz geç hızlanıyor. Ama konforu uzun yolda falan gayet güzel. Ön takımla ilgili veya arabanın alt takımıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben değiştirdim. Geçen gün aküsü yine değiştirdim. Hatta benim kanalda da videosu vardı. Evet. Çok çabuk bozuluyor. Hı. Ya bu 156'na ön takım alt takımı çok çabuk bozuluyor. Bir de tabii Türkiye'nin yolları görüyorsunuz yani. Evet, Hendek gibi, Hindistan gibi Türkiye'nin yolları olduğu için. İster istemez çukura girdiğiniz zaman hemen ön takım bozuluyor. 156'da çok çabuk ön takım bozuluyor. Diğer Alfa'larda mesela böyle değil. 156'da gerçekten çok çabuk bozuluyor. Bir de şundan bahsedebilirim. Çok arabanın boyası veya arabanın iç kısımlarındaki plastik kısımları özellikle Ege bölgesinde yaşıyorsanız çok çabuk soluyor veya yanmaya çok meyilli. Yani yeniden de boyatsanız plastik kısımlar çok fazla böyle yapış yapış olabiliyor, deforme olabiliyor. Bir de aynı zamanda anında soluyor. Mesela benim silgeç kısımları da böyle bu şekilde. Hiç yani boyası falan kalmış. Arabanın boyası da soluyor. Mesela benim aynanın bu kapaklar falan da soluyor. Evet. O kısım iyi değil. Yani İtalyan arabasının, klasik İtalyan arabasının olan özellikler. Biraz ses geliyor. Biraz narin. Bakım yönünden, fiyat yönünden parçalı biraz uygun. Kısmen. Bence uygun yani. Biz kısmen. Ekstra bir bujilere uygun değil ama yani bazı parçaları buji olduğu için bir tık evet de buji zaten çok 50 bin kilometrede bir değişiyor. Hatta 100 doğru. 100 bin, aynen. Ben 100 bin LPG'de değişirmişim. Bir tık daha az. LPG'de 80'de falan değişir. 50 bin de değişireceğim. Aynen. 50 bin bile çok iyi canım yani 50 bin bile efsane. Yani diğer parçalı ekstra pahalı gelmedi bana hiçbir zaman. Başka memnun olduğun, memnun olmadığım şu var. Benim arabada özellikle bazı alfalarda bu böyleymiş. Kontağı çevirdiğimde ilk arabayı açtığımda klima doğrudan açılıyor. Diyelim ki klimayı kapattım. Daha sonra marşa bastım. Komple çalıştırdım arabayı. İkinci kez yine hemen açılıyor. Yine kapatmam lazım. Bilgisayar bağladık Özgür Usta'yla. Hata gözükmüyor. Bu tamamen artık beyninden mi kaynaklı? Yani bu ilk günden beri 3 yıldır bu şekilde. Hiçbir şekilde onu halledemedim o Şimdi şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili ben de grupta hatta seninle konuştuk. Bunun gizli bir kodu gibi bir şey varmış. Belki evet. Özgür abi veya Alfa servisi bilir. İşte kontağı açıp kapatıyorsun, bir şeyler yapıyorsun birkaç falan. Birkaç taktik var. Ondan sonra düzeliyormuş. Mesela benim araçta böyle bir şey yok. Akıyı söküp taktığım zaman çalışıyor. Ondan sonra taktığım zaman, şey kapattığım zaman bir de kapalıysa kapalı, geliyor. Açıksa açık. Bir deneyeceğim onu. Okudum bu yazıyı. Onu dene bakalım. Eğer çalışmazsa ya sinir bozucu bir şey. Arabayı biniyorsun otomatik klima çalışıyor. Tabii. Ya kışın çalışması gerekmiyor. Aslında bu arabada dışarı klima var. Aslında bunu otomatik olarak yapması lazım da çoğu Alfa'da artık sensörlerden, mensörlerden falan çalışmıyor. Mesela benim Alfa'da da fan ayarı çalışmıyor. Fan kademesinin ayarı çalışmıyor. Evet. Onu ya en sıcağa getiriyorum veya en soğuğa getiriyorum. O şekilde kullanıyorum. Oradaki tuşlar da çok fazla sağlıklı değil. Tırnakları kırılıyor bir süre sonra. Eğer çok sürekli kullandığın zaman. Ya, klasik İtalyan arabası birazcık çok fazla kurcalamayacaksın. Özellikle plastik kısımlarını. Çok açık kapa yaptığın zaman. Kesinlikle. Memnun olduğun kısımları neler? Bir şey vardı, onu da söyledim. Memnun olmadıklarından devam edelim. Klima, ya bu memnun olmadığım değil aslında. Arabadan özellikle yazın, arabanın o konsoldan benim buhar çıkıyordu. Tamam mı? Bunu Özgür Usta'ya sordum ben. Bu klima radyatörü var. O klima radyatöründen yapıyor dedi. Klima radyatörü hemen ön tarafta çok o basit değil. Bir yerde. Ha şey yok, konsolun iç kısmında. Klima radyatörü değildir o zaman. Klima radyatörü, o normal büyük radyatör. Bu klima radyatörü daha küçük. O radyatörün küçüğünü gibi düşün. Çok tehlikeli bir şey değil dedi ama tabii değiştirmek lazım dedi. Onu da değiştirdim ben, klima radyatörünü. Klima radyatörünü değiştirince tabii tamamen o buhar şey kesildi. Onda çatlaklar oluyormuş. Buharı yapan o oluyormuş. Tabii zamanla sıcak soğuk falan çatlaklar olabilir. Evet. Klima performansından ben çok memnun değilim. Ben de değilim. Açıkçası ben de değilim. Bu Alfa'nın 156'nın klima performansından memnun ben değilim. Ben şöyle söyleyeyim. Ben 146 vardı. 146'yı sattıktan sonra 156 alacağım deyince herkes bana bu klimasından bahsetti. 146 gibi değildir diye. Bu arabada dijital klima var. D segmenti böyle bir sürü klima menfezi var. İşte açtığın zaman ben de bayağı böyle bir şey bekliyordum. Şu anda mesela İzmir sıcağını ya da Manisa sıcağını kullanıyoruz. Temmuz'dayız. Temmuz'un işte 5-6'sı. Yaklaşık olarak 35 derece falan oluyor. Ben sürekli sonuna kadar açık kullanıyorum. Evet. Ve yani serinletiyor serinletiyor arasında. Benimki de aynı o şekilde. Yani hakkını vermiyor tam. Yani en full'de açtığımda
gerçekten palyoda soğutması bile lazım. Palyoda bile açtığın zaman yapması lazım. Mesela benim klima bakımları bu arada daha yeni yapıldı. Klima ile ilgili bir sıkıntı yok. Ki senin araba da bakımlıdır eminim. Evet evet. Bakımlı. İki arabada olduğuna göre genel arabalarda çok fazla iyi soğutmuyor. Muhtemelen o şekilde. Ama yine fena değil. Yani klima olmasa binilmez. Yani evet. Çok da kötü değil ama palyo gibi veya diğer mesela dandik beklediğiniz bir arabaları kadar da böyle açtığınız zaman serinletmiyor. Yani. Hani bu arabadan beklentiniz çok daha fazla. Evet. Ama ısıtmasından nasıl memnun olsa, ısıtması gerçi termostatla ilgili, motor ısısıyla ilgili. Isıtmasından evet, motor ısısıyla ilgili, onunla ilgili de bir sıkıntım yok. Termostat gayet sağlamsa, motor 90 derece sıcaklığındaysa aynen, termostat ısıtır. Aynen, zaten sıcaklığı. O güzel. Şimdi beğendiğim yönlere geleyim istersen. Beğendiğin yönlerine bahsedelim. Ya valla öncelikle bence benim zevkime çok hitap ediyor. Gerçekten çok yakışıklı bir araba. Ya bu arada gerçekten dikkat çeken bir araba. Çok güzel duruyor. Evet. Ve model yılına göre şu an bir bakınca 2006 model araba değil gibi açıkçası. Değil. Özellikle sen de led takmışsın. Bir de ön tarafları da mesela böyle kaş yapsan, böyle gündüz led falan yapsan. Evet, evet. Gerçekten durmaz. Arkadan kesinlikle hani 2006 arkadan bana da evet, o durmuyor. Ledler de çok güzel olmuş. Hava katıyor araba. Yapan ellerine sağlık. Evet. Ondan benim yani arabanın görünüşünden, şu kaputun bu uzun olmasından, şu kaputun tarzını evet, falan inanılmaz evet, beğeniyorum. Arkası önü kadar bence güzel değil. Değil, ben de arkasını beğendim. Önü arkadan mükemmel, çok çirkin duruyor. Arkası ben orta şekerli. Benim arabanın hiç arkadan fotoğrafı yok. Yandan önünden falan çok güzel fotoğraflar. İlanlara da bak, kimse arkada fotoğrafı koymaz. Aynen, arkası o şekilde. Evet, evet, arka. Yol tutuşu mükemmel bana göre. Çok evet, keyifli, kullanması çok keyifli. Dediğim gibi çok performanslı olmasa da yani sana o arabayı 140 ile 150 ile giderken gidiyor. Bak, Giulietta'nın stoplarına bak. Hastaya şu Giulietta'ları. İnanılmaz iyi. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama Giulietta'nın stoplar evet, çok iyi. Yani aşırı keyifle kullanıyorsun arabayı kullanırken. Onu çok beğeniyorum. İçi bence o deri koltuklardan sonra çok içi de çok güzel. Çok güzel. Ya orijinal deri koltukların arasında orijinal çok güzel ama tabii artık bu zamana gelmiş deri koltuklar yırtılıyor. Mutlaka bir restoransta falan oluyor, gerekiyor. Evet. Senin arabada deri koltukları sonradan yaptırdın bu sonradan arada değil mi? Sonradan yaptırdım. Suni deri ama orijinalinin dikişleri dahi orijinalinin aynısı. O yüzden hiçbir şey yok yani artık nasıl diyeyim. Çakma gibi durmuyor. Durmuyor, durmuyor. Orijinal gibi duruyor. Logosu dahi aynısı orijinalini. Bu arada videonun altına sen bu ustaların falan telefon numarasını veya kullandığın işte şeyleri de yazabilirsin. Tabii, tabii almak ki, isteyenler faydalanabilir. İşte kullandığın led far, işte yaptığın kaplama şey. Tamam, niyetle. Bütün bilgileri ekleyelim. Numaraları falan da yazabilirsin. Herkes faydalansın. Altına da kısaca yorum yazarsın. Mesela yaptırdım ben bunu. Memnunum. Tamam. Yaptırdım, memnun değilim. Aynen, tamam. Fiyatlarını falan da artık güncel kartını biliyorsan yazabilirsin. Daha başka ne söyleyebilirim? Ben performans olarak 4000 devreden 5000 devre gelene kadar tam birazcık zor ama ben 4000-5000 devreden sonra 6000 devre kadar bu arabayı kullanabilirsin. Aras dinç kendileri söylüyor mesela. Ondan sonra gayet memnunum. O devirlerden sonra. Ben daha sakin kullanıyorum aslında. Dediğin gibi. O devirlere çıktığında belki daha iyiydi. Tabii LPG'li olduğu için çok fazla 3000 evet, devire 4000 devire geçmemek lazım. Evet evet. Benzinde de kullanıldığı zaman bu arada çok fazla yakıyor. Benim araçta LPG sorunu vardı. Videoda izlediysen biliyorsundur. Benzinde kullandım birkaç gün. Benzinde 12-13 litre falan yakıyor. Sakin kullandığın zaman bile. Benzin. Yani İzmir'e gittim geldim o yolda 5. tesis 80-90-100. Ona rağmen. Ona rağmen çok fazla yakıyor. Benzinde kullanılacak gibi değil. Benzinde pek dediğin gibi. Evet, kenara gel. Sadece bir araba değil benzin anlamında LPG olmak zorunda. Maalesef ki Türkiye ekonomik evet, şartlar evet, LPG. Evet. Ama motorunuza düzgün bakarsanız LPG bir de ayarları düzgünse. Bir de LPG kaliteli bir LPG ise senin arabada hangi LPG var? Benimkinde BRC LPG. BRC gayet güzeldir. Kaliteli, BRC'de hiçbir sıkıntı sorun yaşamazsın. BRC'nin hangi modeli peki biliyor musun? Hangi modeli bilmiyorum. Ha. Tamam. BRC güzel bir LPG'dir. Benim arabada da Zoloto var. O da güzel bir marka. Evet. Hani bu arabaya gidip Atik Erim'e uygun fiyatlı bir LPG sistemi takıldığı zaman LPG ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama eğer bakımda falan da yapıyorsanız bir sorun LPG sıkıntı yaşamıyorsunuz. LPG bakımını da yapıyorum. Ben o konularda biraz hassasım. Yani arabanın LPG bakımı olsun, normal yağ bakımı olsun veya arabada herhangi bir problem çıktığında hiçbir şekilde onu aksatmadan ilk fırsatta, ilk uygun olduğunda hemen problemi gideriyorum. Evet. Yani biraz takıntılıyım o konuda, şey evet, yapmıyorum. Evet. Yok, yani yaptırıyorum güzel falan demiyorum, ertelemiyorum. Bu arabanın hakkı bu. Bu arabanın gerçekten hakkı bu. Bir an önce yaptırıyorum ve bu şekilde. Alsam açıyorum. Açırmıyorum. Yani bu şekilde. Evet. Diyebileceğim bunlar. Başka dediğim gibi ama kesin unuttuğum şeyler vardı. Evet, benim de mutlaka sorumu unuttuğum şeyler vardır. Mutlaka konuşmadığım şey vardı yaptıklarınla alakalı. Ama ben şöyle söyleyeyim, gerçekten gördüğüm hani nadir alfalardan bir tanesi yani şu far olayı mesela çok değişiyor. Ben de mesela farları mesela soğuk ben parlattım ama ona rağmen farlar falan değiştirdim ama çok etkilemiş. Logoları falan değiştirmiştim, gerçi ben de değiştirdim.
çok etkiliyor. Dıştan bakıldığı zaman gayet güzel, fakat benim gözlerim şu jantlara biraz takıldı. Yani bence orijinal jantlar olsa çok daha bu arabaya güzel olur. Evet, yani en azından orijinal jantlarını siyah yani boyasan. Denk gelirse, evet denk gelirse almak isterim açıkçası orijinal jantı. Bu arada eğer şu elinde jant olan varsa yorumlarda yazabilir. Yorumlardan evet, seninle iletişime geçebilirsin olabilir, eğer uygun fiyatlı veya hatta şeyse. Hatta 16 inç. Belki takas bile, falan düşünen olursa. 17 inç de düşünebilir. Benim jantlardan arıyor bu arada. Orijinal jantlarını arıyorsun değil mi? Yok, o değil. Bunları aramıyorsun. Alfa jantı, tamam, yuvarlak olanlar, tamam, dışa doğru tamam, giden. Tamam. Onlardan biraz zor buluruz ama evet, eğer varsa. 17 daha güzel hı-hı gösterir bu arabayı. Sanırım yani böyle aklıma gelen. Tamam, genel olarak bir toparlamak gerekirse memnun olduklarını söyledim, memnun olmadıklarını söyledim. Ne zaman aldığını, işte aldıktan sonra neler yaptığını söyledim. Motor kaput kısmını gösterdik. Evet. İçini gösterdik. Yapılan evet şeylerin çoğunu gösterdik herhalde. Farları falan gösterdik. Evet. Yani genel olarak memnun muyum? Yani %100 memnunum. Kesinlikle bir arabaya binmek için alıyorsan, keyif almak, binmek için alıyorsan hiç korkulacak bir araba asla değil. Yani genelde şöyle bir şey var. Alfa alınmaz, satamazsın. Kesinlikle öyle bir şey ya yok. Ya bunlar cahil eski insanların... Eskide kaldı. Onlar insanların... eskide kaldı. Öyle bir dünya kesinlikle tabii, 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 yok. Tabii, kesinlikle. Şu an her arabanın piyasası var. Türkiye şartlarında yani alfaların piyasası da arttı. Yani arttı. Şu an 500 bin TL civarlarında. 500'e kadar alfayı, 500 yazanlar, 550 yazanı yani bile senin gördü. Arabayı şu anda mesela satılsa senin arabayı 500 bin civarı şu anda gider. 500 gider mi emin gider değilim ama yani 400-450'ye bile olsa 400-450'ye şu güzellikte bir araba, bir araba yok. Bence kesinlikle yok. Yoğun tutuş, konfor, D segmenti, yani tasarım. O yüzden, kesinlikle o yüzden satmayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Ben de düşünüyorum. Gayet memnun evet bir şekilde biniyorum. Valla Alfa almayı düşünen falan varsa hiç düşünmesinler. Alıp keyifle binebilirler. Bardaklık tutucun eksikti, onu da hallettik. O da halloldu. Eksiği kaldı mı bilemem. Yani çok boş bir araba zaten değil. Yol bilgisayarı, yol bilgisayarı tüm... var. Evet. Sabitlemesi, hızlı evet, bitlemesi, dijital ABS vesaire falan var. ABS vesaire bir program. Zaten incelemesini merak edenler, benim kanalda bir sürü incelemesi var. Orada teknik detaylara ulaşabilirler zaten. Çok kısa şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen 3-4 ay önce bir problem yaşadım. Freni ani köklemek zorunda kaldım. ABS devreye girmişim. ABS devreye girdi. Frenle ilgili yanabilecek bütün hataları yaktı araba. Yani bu kadar teknolojik bir araba olduğunu bilmiyordum. ABS, VCD, VCD. Hemen servise gidip kontağı kapatın diyor. Yol bilgisayarında. Evet, evet, evet. Her şey yandı. Evet, bende de birkaç yandı. Birkaç kere yandı. Daha sonra kendiliğinden geçti ve bir daha hiç yanmadı. Yani gerçekten şey anlamında da aslında teknolojik bir araba. Akü voltajı düştü diye falan olabilir. Bende mesela bir kere akü voltajı düşmüş değil, olabilir. Ya da ABS soketleri var. ABS soketleri ABS soketlerinden dolayı şey olabilir. Şey olmuş olabilir. Beyinden evet ustaya gitti. Yine bilgisayar bağladık. Ben mesela kendim aldım cihazı, OBD cihazı. Ben kendim laptopta kendim bağlayabiliyorum. Veya Alfa Tekne'ye gidersen Özgür abi de o şekilde halledebilir. Ya beyinden olduğunu söyledi Özgür. ABS beyni. Ama kendiliğinden geçti ve bir daha yani kaç ay geçti üstünden? 3 ay geçti. Bir daha hiç yapmadı. ABS yani beyni geçti. Bu arada sakattır. Tamiri oluyor. Tamiri çok zor. Çok sıfır zor yok. Çıkmasını bulmak lazım. Sıkıntılı ama bir sen yine dikkatli ol. ABS devreye girmez. Çok fazla risk atma. Hani birdenbire ABS devreye araba kayar. Hani şey yok, yapabilirsin. Yok. Şu an kesinlikle ona göre olduğundan eminim. Yine de sen temkini kullan. Ne olur ne olmaz. Evet. Kaza ya falan yapmayasın yani. Ya fren konusunda madem ABS'ye girdik. Fren konusunda şöyle. 4 frende disk bu arabanın. Evet. Diskler de değişti bu arada. Benim hepsi ilk aldığımda. Tabii tabii. Fren konusunda şöyle söyleyeyim. Duruş mesafesinden memnun değilim arabanın. Ben çok memnunum. Ben kaç kere ani fren yaptım, gözlerimi kapattım. Ben dedim duramayacağım ve benim araç durdu. Benim ben çok değil memnunum o zaman. Belki fren balataları, fren sıvısı veya doğru yol, lastik hepsi belki yenilendi gibi etkin. Hepsi yenilendi. Ha. Balatalar, fren sıvıları, diskler hepsi yeni. Hiçbir zaman ilk aldığım günden beri o mesafeden memnun değilim ama. Ama şöyle söyleyeyim. Gidiyorum, hafif yavaşlamam lazım. Frenin o hissiyatı o kadar iyi ki. Evet, güzel güzel. Kesinlikle öyle sert basmam. Freni hafif okşadığında ABS de kolay kolay çok girmiyor. İyi. ABS de kolay kolay. Evet, evet. O tepkiyi çok iyi alıyorsun. Sadece memnun olmadığım kısım çok kısa mesafede durmam gerektiğinde bence uzun duruyor. Ya da benimki öyle bilemem. Onun dışında aslında frenin hissiyatı çok çok güzel. Hadi bunlar. Tamamdır. O gün teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi yorumlarda yazarsın. Tamam tamam. Memnuniyetle. Evet, bu video böyle olsun. O güne tekrardan çok teşekkür ederim zaman ayırdığı için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.